Murat Şenpınar o doğduğunda takvimler 12 Eylül 1978'i gösteriyordu. Zeki Müren'den Müslüm Gürses'e, Bülent Ersoy'dan İbrahim Tatlıses'e kadar çok sayıda sanatçımızın yorumladığı ünlü bestelerin sahibi Bayram Şenpınar'ın oğlu olarak Bursa'da dünyaya geldi. Babası Bayram Şenpınar 25 Şubat 1953 tarihinde Bursa'da müzisyen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Küçük yaşta ut çalmaya başlamış ve nota bilgisini geliştirmişti. Ut çalmasının yanı sıra birçok müzik aletini ustalıkla kullanmakta ve müzik hocalığı yapmaktaydı. Bu zamana kadar 300'den fazla beste ve 16'dan fazla albüm çıkarmış olan sanatçı, Türkiye'de hepimizin bildiği birçok eserin sahibi konumundaydı. Kendisi gibi sanatçı olan Murat Şenpınar'ın babasıydı. Oğlunu da tıpkı kendisi gibi yetiştirmişti. Babasının da etkisiyle küçük yaşta müziğe ilgi duyan Murat Şenpınar, müzik piyasasında vermiş olduğu Vay Benim Gönlüm, Sensiz İki Gün Yalan Sevgiler ve Hak Etmedim gibi besteleriyle tanındı. 2000 yılında Ben Geldim isimli ilk albümüyle yorumcu olarak da müzik piyasasında ses getirdi. Daha sonra albüm ve beste çalışmalarına devam eden Murat Şenpınar'ın eserleri çok sayıda ünlü isim tarafından albümlerde okundu. Müzik kariyeri başarılı bir şekilde sürerken o acı olay yaşandı. Bursa'da birlikte yaşadığı hamile sevgilisi, 29 yaşındaki Yağmur Takuyu 46 yerinden bıçaklandı öldürmekle suçlanan 33 yaşındaki Murat Şenpınar, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada 24 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Şenpınar binlerce kişiye konser verirken mahkeme heyeti karşısındaki kadar heyecanlanmadığını söyledi. Bu işleri bu boyuta getirdiğim için aptalın tekiyim diyen Şenpınar mahkeme heyetine saygılarını sundu. Olay 2007 yılı Şubat ayında Merkez Osman Gazi ilçesi Çekirge Mahallesi Bölüm Sokak'ta meydana geldi. Murat Şenpınar 5 yıldır birlikte yaşadığı 3 aylık hamile sevgilisi Yağmur Takuyu çıkan tartışma sonucu başına bir şişesiyle vurup 46 yerin Kaçan Şenpınar Ankara'da yakalanıp getirildiği Bursa'da çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı. Hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten adam öldürmek suçundan dava açılan Murat Şenpınar çıktığı duruşmada kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmişti. Yağmur Taku ile olan birlikteliklerinden bir de çocuklarının dünyaya geldiğini söyleyen Şenpınar, ''Olay akşamı alkollüydük, tartıştık, çılgına döndüm, ne yaptığımı bilmiyorum, pişmanım.'' demişti. Şenpınar yargılandığı mahkemece 24 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay'ın verilen cezayı sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığını belirlenmesi için bozmasından sonra yargılanmasına tekrar başlanan Şenpınar'ın akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi. Çıktığı son duruşmada yine 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Murat Şenpınar sanatçı bir kişi olduğunu, konserlerinde duymadığı heyecanı mahkemede yaşadığını belirtip Hakim beyler bu işleri bu boyuta getirdiğim için aptalın tekiyim diyerek mahkeme heyetine saygılarını sunup salondan ayrıldı. Murat Şenpınar'la Yağmur Taku olaydan bir süre önce bindikleri taksiyi kaçırmıştı. Kovalamacanın ardından yakalanan zanlılardan Yağmur Taku, sevgilisinin arkasına geçip elleriyle gözünü ve yüzünü kapatarak saklanmaya çalışmıştı. Bulunduğu cezaevinde Şenpınar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. 2021'de ölen Murat Şenpınar'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akayda Müzisyen Murat Şenpınar'ın cezaevinde vefat ettiğini duyurarak şu açıklamayı yaptı. Zeki Müren'den Müslüm Gürses'e, Bülent Ersoy'dan İbrahim Tatlıses'e kadar çok sayıda sanatçımızın yorumladığı ünlü bestelerin sahibi Bayram Şenpınar'ın oğlu, müzisyen ve besteci Murat Şenpınar, yattığı cezaevinde dün gece hayatını kaybetti. Kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat eden Murat Şenpınar, 24 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıştı ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçı vefatının ardından ikindi namazına mütakip Demirli Bahçe Aktaş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Yıllar sonra Murat Şenpınar'ın oğlu Bayro Şenpınar da dedesi ve babası gibi müziğe yöneldi ve başarılı çalışmalar yapıyor. Gönül isterdi ki tüm bu üzücü olaylar yaşanmasaydı. Murat Şenpınar gibi usta bir müzisyen halen aramızda olsaydı.